Herkese günaydın. Bugün seyahate çıkıyoruz beraber. İstanbul'a gidiyoruz. İstanbul'a ben yaklaşık 3 aydır falan gitmiyorum. O yüzden hem İstanbul'u çok özledim hem biraz seyahat etmeyi özledim. Yani tam bir seyahat gibi olmayacak tabii ki. Vaktimizin çoğu evde geçecek. İki farklı arkadaşımla kalacağım. Fakat aksilik bu ya, yani arabanın lastiği patladı. Yola bile çıkamadık. Şu an annemin arabasını alıp geliyor babam. Bu araba ne olacak bilmiyorum. Alarmımı kaça kurmuşum biliyor musun? 7.30. Alarmına 7.30. Ve çıkmamız gereken saat 7.30. Yeah. Yani. Saat 8.30 ama. Asla hazır. Evet, saat 8.30. Sallansan önce. Normal. Yani. Evet. Şimdi video çekiyorum ya. İnsanlar da büyük bir YouTuber'ım falan sanacaklar. Elimde de kocaman bir kamera var. O yüzden çok da dikkat çekiyorum. Ve biletleri alırken gişedeki hanımefendi saçlarımı çok beğendiğini söyledi. Hatta nerede yaptırdığını sordu ve gerçekten çok mutlu oldum. Bugün insanlar aşırı pozitif ve benim enerjimi de çok yükselttiler. Şu anda bir Türk kahvesi içmek istiyorum. Şurada Starbucks var. Biliyorsunuz. Ama hayır, ben oraya gitmeyeceğim. Benim şurada çok sevdiğim bir yer var. Şu an gösteremiyorum orayı. Mail Cafe diye. Oraya gideceğim. Orada bir Türk kahvesi içeceğim. Benim bu videoyu asıl çekme amacım sizlere Galatasaray Üniversitesi kampüsünü göstermekti. Kampüsümüzle ilgili böyle kapsamlı videoların olmadığının farkındayım. Bu yüzden hazır kampüsü boş bulmuşken böyle bir video çekeyim istedim. Umarım hoşunuza gider. Burası ön kantin. Belki fotoğraflarda gördüyseniz bu şekliyle bilmiyorsunuzdur. Çünkü ön kantin çok fazla değişti. Eski hali de bence çok güzeldi ama ben bu halini de çok seviyorum. Sahil tarafında mühendislik binası bulunuyor. Selam verin. Kanlı çıkarsız olmuş mu? Burada bu şekilde oturabileceğiniz basamaklar var. Ben bunu hep gasp görle benzetiyorum. Oradaki basamaklara benzetiyorum. İleride de yanan binayı göreceksiniz. Orası da restore edildi. Burası da sahil tarafındaki kantinin terası. Hemen yan tarafımızdaki binada Kabataş Erkek Lisesi. Bu gördüğünüzde yanan ve sonrasında restore edilen bina. Şimdi belki de hayatınızda ilk defa deniz manzaralı bir tuvalet göreceksiniz. Mükemmel tuvalet, göster bize. Evet. Camı açalım. Bu ulamışlar. Yok, camı açsana. Nereden açılıyor? Yukarı çek. Yoksa içerisi gözüküyor. Şimdi mükemmel bir manzarada işeyebileceğiniz bir tuvalet gösteriyorum size. Biraz güç gerektiriyor ama. Evet, tabii bir de dışarıdan gözükme gibi bir problem var. Tuvaletimizi de çekelim. Bakın burada. Huzurla işleyebilirsiniz. Burası da rektörlük binası. Şimdi İnan Kıraç binasını gezelim. Hearts are
catch your eye like a bigger pizza pie. That's amore. When the world seems to shine like you've had too much wine. That's amore. When the moon hits your eye. Şimdi de alt geçitten Yiğit Okur tarafına geçiyoruz. Eğer mühendis güvencisi değilseniz vaktinizin büyük bir çoğunluğu bu tarafta geçiyor. Zaten yemekhane ve fotokopi de bu tarafta. Burası da kimilerinin kış bahçesi, kimilerinin nargile kafe, kimilerinin de ufolu yer dediği yer. Okulumuzun kedileri meşhurdur. Kapıdan girer girmez bir kedi atağına maruz kalabilirsiniz. Çantanın üzerinde de Fransızca GSV kedileri yazıyor. Burası da Yiğit Okur binası. When the world seems to shine like you've had too much wine, that's amore. Ve kedilerimiz. Ben Burcu'yu bekleyeceğim. Şimdi kütüphaneye gitti. Kütüphane çalışıyor. O sırada kahvaltımı yapacağım ama bunlarla nasıl yapacağım bilmiyorum. Şöyle bir manzarası var. Ve videomuzun sonuna geldik. İzlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizleri çok öpüyorum. Kendinize dikkat edin. Hoşça kalın. Ding-a-l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 ing-